Selam millet, Kontlu Kenner'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Tembra Kalesi'nin içinde başımızı belaya sokmaya devam ediyoruz. Hatırlayın, bir önceki bölümde arkadaşlar, Michelangelo ya da Carmelange adında biri bizi bir odada yakalamıştı ve gerçekten çok sıkıntılı dakikalar yaşamıştık. Şimdi, o odada şöyle bir durum varmış. Odadaki saat ve bendeki yüzük arasında bir bağlantı varmış. Bu bağlantı Carmelange'yu, Carmelangelo artık adı her ne halsa, onu bir şekilde bizden uzak tutmayı başarıyormuş ve sandığı açabiliyormuş. Bugün onu deneyeceğiz. Bu arada bizde kaç harf var? Bizde bugün tam 1, 2, 3 ve 4 harf ve 1 not var. 4 harf var. Bu ne demek oluyor? 4 harf sonra cinin ismini tamamlıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Cinin ismi hatalı. Yani bazı harfler hatalı veya yanlış veya sahte. O yüzden aramamız gereken daha çok harf var. Tamam, yorumlarda devamlı cinin ismini söylediniz. Patronio mu, Patronitirotor bir şey ya, ismini biliyorum artık. Ama önemli olan şey o ismi toparlamak. Sadece bu bizim bu spoilerınız, yani verdiğiniz bu acı spoiler ne işe yarayacak? Bu arada devam edeyim ben. Şimdi gideceğim. Ben ilk önce eşeği altın ıktırmak istiyorum. Tamam, ablamız burada, sıkıntı yok. Kalenin içindeki muhabbetleri biliyoruz. Abla ne yapıyorsun? Abla şaka. Git. Babak biraz daha yaklaşıyor. Rage'ine girmem için neler yapıyor? Neyse şöyle gidelim o zaman. Şunla bir daha konuşalım bu arada. Hey delikanlı, bu bahçeler çok sıkıcı. Arkadaşlarıma söyleyem de parti düzenleyek. Ne tür bir parti? Grotesk bir parti. Hahaha. Belki başka bir zaman. Bence bir Türkçe kitabı edinmelisin. Neyse. Teyzeciğim sen bir şey söylüyor musun? Benim aptal oğlum hala bir insanmış gibi etrafta dolanıyor. Oğlunuzu sevmiyor musunuz? O gerçekten bir domuza dönüşmeden önce de bir domuzdan farksızdı. Başına gelebilecek her şeyi hak ediyor. Bu beni gerçekten ürkütüyor. Kadın da aynı oğlu gibi ondan nefret ediyor. Eşek, tamam. Şimdi eşeği. Eşek bey, eşek bey. Sizde bize ait bir şey var. Zoe, ormandaki eşek. Ama dur, şu boynuzuna bak. Muhtemelen o artık tek boynuzlu bir eşek. Hayır, o artık bir unicorn. Hey bay eşek, nasıl buraya geldin sen? Aşkım, ben neden eşekle konuşmaya çalışıyorum ya? Buyur bir elma ye. Bakalım ne verecek. Az önce altın sıçtı. Kardeş ne yapıyorsun? Neyse altın alalım da, altın değil mi? İki altın. Beklediğimden az. Tamam. Teyzemiz geliyor. Şuna bir fake atayım mı? Yemedi. Allah kahretsin. Hayır, buraya giremediklerini düşünmek için o kadar... Giremiyorlar, tamam. Giremiyorlar, tamam. Yalnız bu biraz sıkıntı. Sağ taraftaki bug'a girmiş gibi. Ara dur. Şimdi demek ki sen buradasın ve sana ne zaman elma versek altın ıkıyorsun. Bu demek oluyor ki kaledeki bütün elmalar altın. Altınlar da altın, o zaman... Peki. Şimdi buraya bir girelim arkadaşlar. Bir dakika, ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Oy, ay ay ay. Kankim buradaymış. Kanki ne haber? İyi misin? Hop. Şimdi bir dakika, ben senden nasıl kurtulacağım ya? Şimdi kendime çekeyim o zaman. Gel gel. Tamam la. Oy, ucundan. Tamam. Şimdi burada bug'a girdi işte. Açıldı mı? Abi abi abi. Açılmamış. Nasıl açıyoruz bu ızgaraları? Bir durur musun? Tamam, zincir sesi geldi. Allah'ım lütfen. Lütfen peşimden gelmesin. Bu ne? Bir dakika. Burada bir şey hapis tutulmuş. Hapis. Hapis tutulmuş. Ne var burada? Altın. İki sikke altın. Bir dakika, benim kaç altınım oldu? 8 altınım var. Bu demek oluyor ki 2 altın sonra tüccardan altın anahtarları alabilirim. Ama bir şey söylemiştiniz bununla alakalı ya. Hatırlamıyorum. Bir kova yanıma alıyorum. Belki işe yarayabilir. Kova mı? Hans, manyak mısın kardeş? Neyse, çıkacağım inşallah, orada değildir. Şimdi hala... Bir dakika. Kova. Az bir durur musun? Allah'ım inşallah açılmıştır. Açılmamış. Ay ne yapıyorsun be? Ay çok korktum.
Hay kafama geldi. Abla git git. Bilmiyorum cinsiyetini de bilmiyorum ama. Aa gülüyor. Gördünüz mü? Lan gördünüz mü? Lan. Kulaklık. Allah bin belanı versin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hem keçiden kaşıp. Ben buralara mum niye bırakmıyorum? Arkadaşlar kral gülüyor. Neyse buraya tekrar gireceğiz. Ben şu Carmelenjo'nun yanına gitmek istiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal o da burada. Aa bir dakika. Şey demiştiniz. Hadi onu deneyelim ya. Bakalım gerçekten giriliyor mu? Oha siz var ya adamsınız ha. Bir şey söyleyeceğim. Oyunu ben size gösteriyorum ama oyunu siz bana anlatıyorsunuz. Bu gerçekten çok üzücü. Bir dakika ben buraya daha önce girdim mi? Pekala. Bir damlama sesi geliyor. Ben buraya daha önce girdim. Mi? Hayır girmemişim. Pekala alıyorum. 2 altın. Arkadaşlar direkt çıkacağım. Kimse kusura bakmasın. Direkt tüccarın yanına gideceğim. Evet harf için geldik ama. Bir ki tamam meraktan şuraya da bakacağım. Bir dakika. Bu iyi bir şey. Ama beni nereye çıkaracağını bilmiyorum. Hazır mısınız? Carmelenjo. Carmelenjo'nun yanı burası. Çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşlar keşke başka bir şey isteseydik ya. Ulan keşke başka bir şey isteseydim. Çok iyi. Carmelenjo nerede olduğunu biliyor lan seni küçük korkak fare. Neden çıkıp da onunla konuşmuyorsun? Kendini becer. Şimdi bu bağlantılar o kadar iyi oldu ki o zaman şöyle. Bütün alt geçitler, bu arada Arwen'le alakalı bir teorim var arkadaşlar. Yani Julia ile alakalı. Onu Arwen'i gördüğüm zaman söyleyeceğim. Şimdi. Şaka yaptığını söyle bana. Bana şaka yaptığını söyle. Allah belanı versin. Allah bel. Arkadaşlar. 7 dakika. Hızlı bir şekilde tekrar yapıyoruz. Carmelenjo'nun tek attığını nasıl unutabilirsin? Nasıl unutabilirsin bunu? Şu oyunun en nefret ettiğim kısmı bu. Büyük ihtimal yapımcı oyunu çabuk bitirmeyelim diye bunu yapmış. Ben zaten oyunları çabuk bitiremiyorum. Seni bitch. Bir dakika. Eşeği bir sakinleştirirsek. Hemen bana ver lütfen. Tamam, 2 altın buradan. Tabii hoş olmadı ama neyse. Bir şey soracağım. Eşek ne yiyor şu an? Yere altın mı attım ben? Yok yok. Tamam fazla bir şey yapmadık zaten. Aynen. Tamam anladım. Şu kapıda da şey var. Keçi var biliyorsunuz. Keçinin şeyini kaldırıp oradan altın alacağız. Sonra Carmela önceye gideceğiz. Şu an zaten yanılmıyorsam 6 altınım var. 2 altın oradan gelecek. 2 altın da oradan gelecek 8 altın. Şey 10 altın pardon. 4 4 10. Tamam. Yani arkadaşlar kaybımız çok az. Size bu kaybı hissettirmeyeceğim. Hemen hızlı bir şekilde buraya giriyorum. Hemen bu aptalla bir münakaşa. Şuydu galiba. Değilmiş. Tamam. Sea. Tamam bir git Allah aşkına ya. Nasıl da yedi fake'i gördünüz mü? Aa bir dakika. Tamam neyse o kadar uğraşmaya gerek yok. Şimdi buradaki hemen alıyoruz. 2 altın olması lazım. Çok güzel. Kovayı da alalım. Tamam. 8 altınımız oldu. Pekala. Şimdi sizin kafanızda bir soru var. Dayak nedir? Neden atıl? Tamam buradan çıkıyoruz. Ben alt tünele nereden geldiğimi unuttum ya. Çekilirken girdim. Alt tünel. Oradan mı girdik biz? Bilmiyorum. Fazla bir önemi yok. Bak iyi ki mum koymuşum. Arwen ya canım ya. Ay. Ay bu kötü hamle. Bu gerçekten kötü hamle. Bu gerçekten kötü hamleydi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Allah kahretsin seni. Canımla orantılı olarak daha iyi çekebiliyor beni. Tamam. Arkadaşlar buradan çıkardığımız ders ne biliyor musunuz?
Hademeleri de küçümsemeyeceğiz. Hademeleri küçümsersen elinize veriyor. Sen nereden ne yiyorsun be abim be, be abem. Tamam. Fucking dead mi? Pekala, buraya kadar gelemeyeceğini umuyorum. Sol tarafta da Levi'yi kuşanacağım. Buraya kadar gelemeyeceğini umuyorum. Ummaya devam ediyorum. Lütfen, lütfen sağa dön. Lanet bir asesinim ben. Tamam. Şimdi. Hiçbir şey kaybetmedik arkadaşlar. 7'ydi dakika 10. 3 dakikamız gitti. Burada bir şey var mıydı? Yoktu. Aynen. Şimdi buradan gideceğiz. Tamam ya. Şey. Burada altınımızı alacağız. Sonra Carmelonjo'yu anladınız. Saat Carmelonjo bağlantısı. Şu an 10 altınım oldu mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hans? 16. Tamam. Carmelonjo'dan harfimizi alıyoruz. Direkt tüccara gidiyoruz. Hemen şurada levyemi kullanacağım. Yalnız ne olur ne olmaz diye. Kestaneler çok salak zaten. Hani hiç can vermiyorlar. Hepsini yiyeyim de. Ne olur ne olmaz. Şimdi. Heyecanlandım. Pekala. Tamam, Carmelonjo'ya yakın. Tamam. Şimdi beni görüyor. Senin küçük fare. Tamam. Dikkat, ciddiye alacağız. Saygı duyacağız. Carmelonjo'ya saygı duyacağız. Merhaba, saygı duyuyorum kırmızı don. Benim de donum kırmızı. Hey, ortak bir yönümüz var Carmelonjo. Buradan da yakalayamaz herhalde. What the fuck derim yani. Şimdi şöyle yapalım. Dur abi, dur. Pekala, deneyeceğim bakalım yüzü. Çok süslü bir saat ama saatin yanlış olduğunu söylemem gerek. Ellerimi bunu biraz hareket ettireceğim. Oo, Carmelo'nun kıymetli saatiyle kim oynuyor merak ettim. Ops. Ay ay ay. Pekala. Ne yapıyor? Saati tekrar ayarladı. Bir dakika, bu ne? Mummuş. Arkadaşlar, saatle yüzüğün bir bağlantısı yok ki. Saati... Bir dakika, ben buralara... İki porsiyon ekmek aldım. Bir dakika, siz şey demiştiniz. Şuna da bakayım. Şurada bir sandık varmış. Ne haber? Carmelonjo saat bağlantısını kuramadım. Çünkü sandığı açan kişi Carmelonjo. O yüzden amacımız Carmelonjo'yu uzaklaştırmak değil. Bir dakika, bu tehlikeli. Bu tehlikeli. Bir şey söyleyeyim, tek atıyor. Bak bak, tekrar oraya oynayamam. Arkadaşlar. Ben şu an abi sadece garanti almak için istiyorum arkadaşlar. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sen bir aşağı geçer misin? Bak buradayım. Allah'ım. Bu nereden çıktı? Ben nereden çıktığını biliyorum ama neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın, bu riske giremem. O sandığa da bakamadım ama geri gelip tekrar bakacağım. Lütfen. Çok çekingen oynuyor diyebilirsiniz. Çok korkak oynuyor diyebilirsiniz ama gerçekten bu sadece garanticiliktir, biliyorum. Kendini becer. Çok merak ediyorum altın anahtarları. Şimdi tahminlerime göre yanlış gidiyorum. Daha önemli değil. Artık kalenin her yerini anladım gibi bir şey. Mesela yukarısı Patronio'nun yanına gidiyor büyük ihtimal. Cinimizin yanı burası. O zaman burası şu an büyük ihtimal bahçenin üst tarafı olması lazım. Aynen.
Lan şerefsiz. Lan bu ne? Bunlar pirinç. Anahtarı alıyorum. Üst kattaki tüm altın bayraklı kapıları açmak için bir anahtar. 10 altın sikke. Eğer satın almak istiyorsam önce biliyorum. Ama bir dakika. Bir dakika, ben kaç altın sikkeyle kaydedebiliyordum? Lütfen bir de. Ne? Suyu doldurmak için kova kullanabilirim. Bu canımızı okumasın. Abi şu an var ya, o kadar kombinasyon var ki aklımda. Suyu kullanmak karga beni öldürebilir. O yüzden kaydetmek istiyorum. İki altınım gider, altın anahtarları alamam. Domuz gene burada. Dur konuşalım şundan. Hey dostum, annen senden nefret ediyor. Keçi çobanın neden sadece kafası kaldı biliyorsun? Biliyor musun? Çünkü kesmeleri gerekiyor. Ya ne kadar soğukkanlıyız. Aptal olma. Keçiler onun iyiliğini düşünüyordu. Fark etmedin mi? Geriye bir tek kafası kaldı. Çünkü bir şeyi iki defa düşünemez. Çünkü o bir kuş beyinli. Oink. İşte kafası bu yüzden düştü. Ha ha ha. Eğer sen öyle diyorsan öyledir bitch. Neyse. Şu an var ya, kararsızlık.com ya. Sadece bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Buraya niye geldiğimi biliyorum. Bu küçük kalenin içinde gerçekten çok gizem var. Sadece burada keçi var biliyoruz. Sol üstte hiç gitmedim diye hatırlıyorum. İstediğim tek bir şey var. Lanet bir sandık. Sadece deneyeceğim arkadaşlar. Bana birazcık altın lazım. Açmışım. Tamam, zaten sol üstte değilim. Bizimki bizi beni gene gördü. Eğer burada ölürsem o kadar acıklı olur ki bu. Sadece bir sandık. Buralara ilk defa geliyorum. Lütfen. Lütfen. Buralara daha önce geldim mi ya? Tamam, bu çok iyi oldu. Bu çok iyi, tamam, buraya da daha önce gelmişim ya. Arkadaşlar biliyorum, bir şey yapmak vaadiyle altın, lütfen. Bu ya, bu ya. Şimdi çok rahat bir şekilde kaydedip. Ama şimdi çok büyük bir sıkıntımız var. Dur. Durma, durma. Ne yapıyorsun? Dur. Bir dakika. Bana ekmek ver. Bana para ver. Pekala. Bu beni biraz rahatlattı. Gerçekten rahatladım. Sadece şu an ölmeden tüccarın yanına gitmem gerekiyor. Yapmam gereken tek şey bu. Sadece ölme. Bunu yapabilirsin. Pekala. Misafirimiz var. Kes sesini aptal. Arwen nerede bu arada? Arwen'le alakalı bir teorim var arkadaşlar. Yani çok saçma gelebilir ama. Tamam, burada da harfimiz var biliyorum. Sadece bazı şeyleri garanti altına almak zorundayım. Pekala. Şu an tam olarak neredeyim? Kalenin sol tarafındayım. Bu tekrardan sol üstte olduğum anlamına geliyor. Yani tekrardan haritanın, bahçemizin üstüne çıkacağım. Bir dakika. Mum var diye yandı elim. El gözüktü de dedim acaba neden? Tamam. Şu an çok mutluyum. Gerçekten şu an o kadar rahatladım ki. Öncelikle değerli Roma halkı, 12 altınımdan bir altınmış bir de be, çok güzel değil mi? Tamam. Kurtardı. Kurtar lan. Teşekkürler. Not 32'ye. Tamam. Şimdi. Oha, bir tane de altınım kalıyor. Altın anahtarı istiyorum. İşte 10 altın sikke. Harika bir seçim. İşte böyle. Altın anahtarı aldın. Pekala. Çok mutluyum. Kanka senle konuşacağım. Hey delikanlı, bu bahçeler çok tamam. Sen parti yapmak istiyorsun değil mi? Ay şimdi.
Şimdi gidelim şu Carmelenjo ile biraz yoğunlaşalım. Gelin. Gelin şu Carmelenjo'ya biraz yoğunlaşalım. Aa, bir dakika. Bir dakika.com. İnşallah karga beni öldürmez ki, hiç önemli. Bir kova su aldım. Gerçekten bir kova su ne işe yarıyor? Kuşanabiliyoruz. Ben tam bir salığım. Ben su katılmamış tam bir salığım. Ama şimdi su katacağım. Tamam, çok kötü bir şakaydı. Bir dakika. Yanan oda, yanan oda. Bunu nasıl tahmin edemedin? Abla bir gider misin? İnşallah ölürsün ya. Tek istediğim bu. Arven'in dediklerini hep unutuyor. Aa, bir de tam da yanan odaya geldik ha. Pekala. Bitch, kendini becer. Bir dakika. Yalnız bir dakika. Nasıl atacağım? Neyse, kaydettim zaten. Ölsem de fazla önemli değil. Bir dakika. Şimdi. Ha, ulan bunu söndürmek sandım ama herhalde öyle değil. Önemli değil. O zaman şöyle. Bir dakika. Yanıyor. O zaman ben şöyle yapayım bir yandan da. Bir dakika. Şimdi. Yandı, söndü. Ay, o biraz IQ istiyor. Bir dakika, şöyle yaparsam. Söndüğünde... He, tamam, anladım. Tamam, böyle aynen. Hadi altın ver. Artık altın fazla umurumda değil açıkçası. Notu okumadım. Allah kahretsin. Bir not. Ateş odası için uyarılmıştım. Lakin yeterince değil. Bu odaya kimse çeşmede ruhunu kurtarmadan girmemeli. Kim bak ya. Kimse çeşmeden ruhunu kurtarmadan bu odaya girmemeli diyor. Yani bu demek oluyor ki en az bir kere öleceğiz burada. Tamam, buralar biraz zevkli. Aklıma şey geldi. Undertale'da böyle atladığımız platformlar vardı. Pekala. Söndüğü zaman diğerine geç. Değil mi? Doğru mu? Hayır, değil. Diğeri yandığı zaman... Pardon. Diğerine geçtiği zaman geç. Tamam. Tamam arkadaşlar. Olur öyle. Azıcık yanık iyidir. Pekala. Şimdi buranın dinamini, ikisi aynı anda yanıyor. Ay, çok sabırsızım. Çok sabırsızım. Kestane var mı? Kestanelendin. Abi ya, bir canın bile önemi var. Pekala. İlerisi bizi nereye götürüyor onu da bilmiyorum. Pekala, buranın dinamiği. İnanılmaz karmaşık. Ben buradan çıkamam ha. Merhaba merhaba. Bir dakika, yapacağım ya. Ay, 23 dakika olmuş. What the fuck? Abi ben hep şey düşündüm ya. Kovadaki suyu bir atacağız, hepsi sönecek. Sulandın. Olmuyor. O zaman ayna. Tamam, salaklaşma ya. Pekala, dinamiği ne? Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. İşte şimdi suyu burada kullanabilirim diye umuyorum. Wow, haydi sanda ulaşmak için neler yapabileceğimi görelim. Bunu su mu yapıyor bilmiyorum. Ne oluyor abi? Ay, bir dakika. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir dakika. Bu çok zor. Ve su hiçbir işe yaramaz. Aktif etmem gereken bir dinamik mi vardı ya? Ya ben 10 yaşındayım, 10 yaşında. Cehennemin ortasında ne işim var? Annemi özledim ya. Toriel'i arayacağım. Of, nasıl yapacağız? Burada devam edemem ki. Ben buraya bir daha girmem gerekiyor. Evet arkadaşlar.
Bir dakika. Sadece yanımdakilerden bakarak. A bir dakika. Ama bir dakika değil. Önümdeki iki ateş ne zaman sönüyor? Yandakiler yandı. Yandakiler bir daha yandı. Yo, yanmıyor. Arkadaşlar burada bırakayım ya. Vallahi şu an uğraşacağım. Büyük bir tempo sarf edeceğim. Ama nasıl ilerleyeceğimizi... Benim yüzüme ne oluyor lan? Oğlum bir dakika. Hans. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirip affınıza sığınarak. Sizi çok seviyorum. Gerçekten bu bölümü büyük ihtimal bir sonraki bölümlerde geçeceğiz. Yapacağız, devam edeceğiz. Bugün ne yaptık diye sorarsak size söyleyeyim, hani boş geçmedik. 3 altınımız var. Ve altın anahtarı da aldık. Bu ne demek oluyor? Üst kattaki tüm altın bayraklı kapıları açacağız. Tüm altın bayraklı kapılar açılacak. Bu bize çoğu şeyi vaat eden bir şey. Kaydettiğim için hiçbir sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.